izin verilmeden içerideki istenmeyen yapının çıkar. Hayata ilk olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalanıldığını dile getirdi ve kişisel ekipmanları tedarikte zorluklar yaşandığını söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Alanya'da bugüne kadar gözlemlediğimiz eksiklikleri ya da doğru bulduğumuz şeyleri kısaca sıralamaya çalışayım. İlk etapta tüm Türkiye'de olduğu gibi biz Alanya'da hazırlıksız yakalandık. Malzemelerimizde, kişisel koruyucu ekipman dediğimiz malzemelerde ilk günlerde çok sıkıntılar yaşandı. Kamuoyunun baskısıyla, biraz da Alanya halkının duyarlılığıyla kişisel koruyucu ekipmanlar yönünden belli bir aşamaya gelindi. Eskiye göre kişisel koruyucu ekipmanlara çok daha iyi ulaşılıyor. Fakat yeterli midir derseniz, hayır. Arkadaşlarımızdan hala mesela tulumlar var. Seyircilerimiz çok iyi biliyordur. 4 saatte kullanılması gerekiyor. Onları 4 saatte kullanıp ayaklarının altına çizme giymeleri gerekiyor. Lastik çizme. Bazı arkadaşlarımız poşet sararak çalışmak zorunda kalıyorlar. Emekçilerin çalıştığı her birim riskli birim olarak görülmelidir diyen Zehra Ayata yemekhane sorunlarına değindi. Bu dönemde taleplerimizden bir tanesi yemeklerle ilgili arkadaşların rahatsızlıkları var. Eskiden beri yemekhanelerin, bu da bugüne has bir şey değil, geçmişten gelen bir şey. Yemekhaneler özelleştiğinden beri sağlık emekçileri hastanelerde çok da sağlıklı beslenemiyorlar. Kızılay Alanya'da güzel bir uygulaması var, saat 10'da yemek veriyor. Fakat bu, mesela geçen gün Mönü'de devlet hastanesinden, yani şirketin verdiği yemekte akşam yiyin domates çorbası, Kızılay'ın verdiği Mönü'de mercimek çorbası var. Bunlar birbiriyle koordineli bir şekilde, yani yaparlarsa aynı gün aynı yemeği vermemiş olurlar ya da Kızılay gidip işbirliği yapıp mevcut hastanenin verdiği yemeklerin düzenlemesini yapabilir. Tüm çamaşırlar personel gözetmeksizin hastanede yıkanmalı diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Alanya Şube Başkanı, ulaşım sorunu kesinlikle çözülmeli dedi. Sağlık personelinin toplum sağlığı açısından enfekte olma riskine karşı barınma sorununun halledilmesini istedi. Hastanede hala arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlardan bir tanesi, bazı birimlerde 24 saat çalışılması bu arkadaşların hani enfeksiyona maruz kalma olasılığını arttırıyor. Bütün çamaşırların, 112 çalışanları da dahil hastanelerde yıkanması gerekiyor ve bu süreçte çamaşırhanelerin, mobil çamaşırhaneler kurulabilir. Çamaşırhanelerin çok iyi denetlenmesi gerekiyor. 112'de çalışan arkadaşlarla görüştüğümüz zaman bazıları kendi imkanlarıyla 112'ye, bu daha önceki süreçte de böyleydi, çamaşır makinesi almışlar. Bu yani arkadaşların kendi imkanlarıyla çamaşır makinesi almasıyla çözülebilecek bir sorun değil. Hastanelere mobil çamaşırhaneler kurulabilir. Alanya'daki sağlık emekçilerinin şöyle bir sorunu daha var. Belediye otobüslerinden evet ücretsiz yararlanıyoruz. Fakat servis sağlanması, bu da belediyenin yapacağı bir şey. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası adına öneriler de sunan Ayata, ülkedeki sağlık çalışanlarının İspanyol gribinden bu yana pandemi ile ilgili yeterli eğitime sahip olmadığını belirterek eğitim programı istedi. Zehra Ayata, sağlık çalışanlarına tarama yapılması gerektiğini de vurguladı. Bu alanda çalışacak arkadaşlarımızın eğitilmeleri gerekiyor. Daha önce Türkiye'de Türkiye'de İspanyol gribinden beri böyle bir pandemiyle görmedik biz. Pandemiyle nasıl mücadele edileceğine dair bizlerin de bilgisi eksik. Bununla ilgili eğitimlerin en kısa sürede yapılması gerekiyor. Valilik koordinesindeki il pandemi kurullarında meslek odalarının olmadığını kaydeden Ayata, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen özlük haklarının doğru bir planlama sonucunda 3 ay değil, sürekli olması gerektiğini söyledi. Pandemi kurulları var illerde. Maalesef pandemi kurullarında meslek, Türk Tabipler Birliği, sendikalar, diğer kitle, sivil toplum örgütleri yer almıyorlar. Pandemi kurullarında başta sendikamız SES ve tabip odası olmak üzere diğer sendikalar da, sağlık alanındaki örgüt diğer sendikalar, buna işçi sendikaları da dahil yer almaları gerektiğini düşünüyoruz. Salgını birlikte mücadele edersek, birbirimizden beslenirsek salgın mücadelesinde daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Sağlıkçılara şiddet yasası hakkında da konuşan Ayata, son olarak halk sağlığı uzmanı Ahmet Saltağ'a sosyal medyada başlayan linç girişimini kınadığını ifade etti. Biz bir an önce bu sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Ücretlerle ilgili temel ücretimizi baz alan bir düzenleme istiyoruz. Emekliliğimize yansıyacak temel ücretimizin yükseltilmesi, sosyal haklarımızın sadece bu 3 aylık dönemde değil,
kalıcı olarak düzeltilmesi gibi bir talebimiz var. Ben son olarak halk sağlığı uzmanı Ahmet Saltağ Facebook üstünden ya da çeşitli basın yayın organlarından bir saldırı var. Bunu sendika olarak kınadığımızı belirtiyorum. Ahmet Saltağ'ın yanındayız.